Herkese merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videomuz dolu dolu geçecek arkadaşlar. Abdullah Avcı'nın maçtan sonra yaşanan olaylar hakkında bir takım itirazlar, bir takım tepkiler var. Bunlar hakkında yorumlarımı paylaşacağım. Yani açıkçası benim Abdullah Avcı'ya tepkim sadece maç sonunda ve maç maç içinde yaptığı hatalar. Maç sonunda da Tam anlamıyla izah etmemesi benim tepkim bu. Ama birçok taraftarın hatta tribün grubu lideri bildiğiniz gibi Trabzonlu gençlerin lideri Jean-Marie Instagram hesabından Abdullah Avcı'ya tepki verdi. Sonrasında kaldırdı ama bunun hakkında konuşacağız. Ama benim ona yönelik bir tepkim yok Abdullah Avcı'ya. Ben tamamıyla Abdullah Avcı'ya eleştirilerim. Maç içindeki yanlış hataları ve ilk 11 tercihleri. Ama onun hakkında yorumlarımı paylaşacağım. Merak etmeyin. Bakış hakkında görüşlerimi paylaşacağım. Bakış bir takımla anlaştı. Abdülkadir Ömür hakkını tabii ki de konuşacağız. Abdülkadir Ömür Turkaz Medya tarafından en iyi 10 numara seçilmiş. Bu gurur benim. Bak. Bak. Heybeden Sonuna kadar övdüğüm bir adam ödül kazandı. Kaybettiğim savaş yok. Ya Allah'ın severseniz. Tam ömürü seviyorum, övüyorum da yani neyin on numarası ya? Yani Abdülkadir Ömür 1 ile bak 0 ile 9 arasındaki tamam mı? En iyi on numara olabilir. Bak sıfır rakamlar arasındaki en iyi on numara olabilir şu performansıyla. Sıfırla dokuz arasındaki birimlerle en iyi on numara olabilir. Dal geçer gibi Turgaz Medya en iyi on numara ödülünü Abdülkadir Ömür'e vermiş. Kendimi tebrik ediyorum. Abdülkadir Ömür'e de tebrik ediyorum. Valla Darısı Trezegen'in başına diyelim ve Çağlar Söyüncü ile alakalı da bazı görüşlerimi paylaşacağım. Bir yandan kedilerden kaçıyorum. Niye kedilerden kaçıyorum? Üstüm, şu an işten geldim. Üstüm başım temiz. Yani tüy yapmasınlar uğraşamam. Ama durmuyorlar. Yani bunlar kadar da temas bağımlısı hayvan görmedim yani benim kediler gibi. Evet sizden ricam bu konular hakkındaki yorum, görüş, fikirlerinizi benimle paylaşın. Sorularınızı sorun arkadaşlar. Ayrıyetten de bir beğeniye yükleniş istiyorum. Bu videoda 100 beğeni görmem gerekiyor. Son zamanlarda morallerimiz çok bozuk. Ayrıyetten benim bir de başım çok kalabalık. 45 gün içinde tezi verip savunmaya çıkıp mezun olmam lazım. Yoksa ben de işler çok feci olacak. O yüzden bir moral beğenisi istiyorum. Ve abone olmanızı da rica ediyorum deyip hemen Abdullah Hoca mevzusundan başlayalım. Maç sonu işte güne bakış paylaştı. Yani kimin paylaş çok önemli değil de yani güne bakış paylaşmış. Abdullah Hoca maçtan sonra yani o günde şehitlerimiz vardı. Buradan tekrardan şehitlerimize rahmet dileyelim. Yakınlarına da sabır dileyelim. Yani bu klasik tek düze cümleyi kullanmak bile beni utandırıyor. Allah niye utandırıyor? Bildiğiniz gibi yani ben her şeyimi sizlerle paylaşıyorum. Zaman zaman bir dönem işsizde kaldım. Ve askerliği düşünüyordum. Yine kalabilirim. Hala kalabilirim. Yani ve askerliği ciddi anlamda düşündüğüm bir dönem vardı. Ee, ve o askerliği düşünme yani ciddi anlamda profesyonel anlamda düşünme durumunda eee olurdum da. Yani çünkü hem fizik itibariyle hem sağlık itibariyle önünde yani bir sıkıntı olacak durum yoktu. O kardeşlerimizden birisi ben de olabilirdim. Bizi izleyen, notasında görev yapan abilerimiz var. Buradan İsmet abiye selamlarımızı da yollayalım. Ben öyle bir empati yapıyorum. Ki aralarında da yani aynı durumu benim içinde olduğum durumu fiiliyata geçirip şehadete yürümüş olanlar var. Neyse. Tekrar da ne diyelim. Abdullah Hoca işte o gün maçtan sonra hani ben de canlı yayında demiştim ki hocam bak sakın şehitlerimizin arkasına sığınma. O konu ayrı bu konu ayrı. Gerekli şeyi belirt. Hatta işte orada şehit yakını işte vardır. Yeni doğacak çocuk vardır. Gerekirse bunlara da yardım alakalı bir şeyler söyle. Yardım yap hatta. Ama bu maçın hesabını ver. Bu maçın hesabını ver. Hem işte diyorsun ki maçı konuşmasak mı? Böyle bir olay oldu bilmem ne. Ardından ardından Sibelcan konserine gidersen benim nezdimde bir problem yok. Benim nezdimde problem yok. Yani ben o gün Sibelcan konserine gitmedim. Yattım uyudum. Hem maça sinirliydim. Hem üzgündüm. Ee, yani bir de insan modsuzken hiç o moda giremez. Ha, belki benim öyle bir planım olsaydı işte atıyorum o gün ben bilet almışım Sibelcan konserine. Ama işte bu şeyi olayları yaşanmış. Maç kötü oynanmış, berabere bitmiş kendi evimde. Tepkiler olmuş. Ya ben bileti para verdiğim için, ben maraba olduğum için, ben fakir olduğum için ya biletim yanmasın giderim. Ama yani hocam bak benim için özel hayat. Gerçekten bir problem yok. Yani üzücü bir olayın yaşanması, şehitlerimizin olması evet çok önemli bir olay. Yine gidebilirsin, gidebilirsin. Bu hiç problem değil. Bak gerçekten problem değil. Sanki bizi izleyenler eminim o gün bence %50'si de %25'i gayet eğlencelere devam etmişlerdir. Bak bunda hiç problem yok. Ama hocam yani sen bunların hepsinden vazgeçebilecek maddi güce sahipsin. Manevi güce sahipsin. Ya Trabzon'da bak Trabzon'da en güçlü insanları sayıyorum. İşte bir numara ya mafya falan onları saymıyorum bu arada yani. Şeyleri. Bak. Yemin ederim Trabzon'da belediye başkanının belediye başkanı şu an mesela darda. Niye darda? Seçim zamanı. Ondan bile daha rahat durumdasın. Direkt iptal edebilirsin. Konsere gitmeyebilirsin. O konsere gidip bu tepkilere çekmen normal. Ha, benim için hiç problem değil gerçekten. Yani şey yok, bir sıkıntı yok. Benim için sağ içinde problem var. Daha içinde. Yani hocanın Hülya Avşara, Hülya Avşara mı gitti, Sibel mı gitti? Yani tepki gösteriyorsunuz. O tepkiyi gösterenlere de şunu söylemek istiyorum. Sizler de çevir kazı yanmasın yapmayın. Hocaya maç tercihleri, taktiksel tercihleri yüzünden eleştirmiyorsunuz. Neymiş? Sibelcan'a mı gitti? Hülya Avşar'a mı gitti? Valla unuttum az. Ben Sibelcan diye hatırlıyorum. Bakacağım. Yani oradan dolayı eleştiriyorsunuz. Sinsilik yapmayın. İki yüzlük yapmayın. İki yüzlük yapmayın. Neymiş? Abdullah Hoca'yı silmişsiniz. Şehitlerimize saygısızlık yapmış. Konsere gitmiş. Silmişsiniz. He? Memeytsiz olmayın. Trabzonlu aldanmaz. Trabzonsporlu aldanmaz. Maalesef %75'imiz uçmuş. Hadi %40'ı 60 diyelim. Bu konuyu da kapıyorum benim olayım saha içi hocanın fikirlerini değiştirmesi gerekiyor. Fikirlerini değiştirmesi. Oradan da Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı ile devam edip Çağlar Söyüncü ile geçeyim. Şimdi tabi bu bir duyum değil. Ya yarı minnak, min, minnak duyum da yani gerçekleşmesi kolay değil. Ya zaten gerçekleşmesi kolay olsa tamam mı? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan olmazdı. Özgürcan Aydın olurdu. Ya da Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Hoca olmazdı. Ben olurdum. Yani benden bir farkınız olsun. Ayrıyetten içinde bulunduğumuz durumda çok sıkıntı. Kötü bir durum. Yerli kalitemizde problem var. Takımda problem var. Takımda lider ruhlu oyuncu yok. Bunların hepsi eksi 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 eksi. Ve kendinizin çok üst düzey olduğunu iddia ediyorsunuz. Çok üst düzey olduğunu söylüyorsunuz. Bakın ben reçeteye yazıyorum. Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı taraftardaki bu memnuniyetsizliği ve yapılacak, gelecekteki yapılacak transferlere inançsızlığının önüne geçmesi için bir şekilde artık ağırlıklarını mı koyarlar? Siyasileri maraya sokarlar? Menajercilik mi yaparlar? Sibel Can mı girer? Bülent Ersoy mu girer araya? Ne bileyim. Ertuğrul, dayı, Ertuğrul Doğan'ın dayıları mı? Ağaları mı? Kim girer araya? Bilmiyorum. Çağlar Söğüncü'yü çekip almalılar. Hemen Çağlar Söğüncü dedim diye benle dal geçmeye çalışan arkadaşım. Bir sakin. Az bir sakin. Az bir klavyeyi bırak. Bir rahat ol. Ben boşuna üfürmüyorum. Çağlar Söğüncü bu sene olmasa bile 1,5-2 sene içinde Türkiye'de oynayacak. Türkiye'de oynayacak bu adam. Atletico Madrid'de uzun bir süre gedek kaldı. Forma şansı bulduğunda çok kötü değerlendirdi. Bu hafta kırmızı kart gördü. Bir önceki hafta offside'i bozdu. Gerçekten kötü oynuyor Çağlar. İyi değil. Milli takımı da yerine kaybetti. Artık ne yaparsın bilmiyorum. Artık ne yaparsın bilmiyorum. Ha evet. İstanbul kulüpleri tabii ki de daha avantajlı. Ama sen o kadar ben en iyi hocayım. Ee, ben şöyle başkanım. Böyle para koydum. Böyle en iyi sponsorluk anlaşmasını yaptım diyen başkansan alameti farikanı ortaya koyacaksın. Tamam mı? Sen Trabzonspor'sun. Trabzonspor'un başkanısın. Trabzonspor'un teknik direktörüsün. Yani kağıt üzerine baktığında Abdullah Avcı İsmail Kartal'dan daha şöhretli bir şey. Tamam Ertuğrul Doğan bir Ali Koç kadar olmasa da yani durusun Özbek'ten daha şöhretli. Tamam Erdem Timur'un siyasi bilmem ne ayakları falan filan var ama ya yani şunu da kabul edelim. Ertuğrul Doğan Cumhurbaşkanıyla oldukça arasının iyi olduğu biliniyor. Siyasiler arası iyi oldu biliniyor. Yani ne diyecek Ertuğrul Doğan benim siyasiler aram iyi mi diyecek? Yani çok merak eden varsa Ertuğrul Doğan'ın şirketinin yaptığı bağışları aldığı ihaleleri bakabilirsiniz. Bunu Trabzonspor'u kötülemek amaçlı söylemiyorum. Yani Fenerbahçe'ye konuşmaya hiç gerek yok. Ali Koç zaten yani ee, devletle beraber yürümek zorunda olan biri. Türkiye'nin yarısının işvereni neredeyse Ali Koç. E, Nef inşaat. Yani konuşmaya gerek yok. Erden Timur. E, Dursun Özbek keza öyle. Ankara'da bir telefonla hallediyorlar. E, Hasan Arat. Hüsnü Özey'in. Bunların hepsine baktığınızda yani gayet hepsinin ilişkileri. Yani Trabzonspor'da bunlardan masada güçsüz kalır yanı yok. Süzeceksin kardeşim. Süzeceksin ve şu Mendy'yi 6 numarada görmek istiyorum kaza bela 6 numarada hemen gelip parlayıp sönen bir oyuncu değil. O ateşi sönmeyen bir adam bulmuşuz. Bak hani bizde olur ya 2 maç iyi performans gösterir hemen 20 milyon euro dersiniz. 3 maç kötü oynar 5 para etmez dersiniz. Ben de bunu da yapmadı. Hep belirli bir standartta oynuyor. Bak bu adamı tutturduk 6 numarada. Tamam Abdullah Hoca. Sevmedin stoperlerimizi. Baniye'den nefret ediyorsun. Tamam mı? İşte Benkoviç'ten nefret ediyorsun. Yüzünü görmek istemiyorsun. E, stoper aldıracaksın. Ya bari bu stoper her şeyimize yarasın. Hem yerli olsun. Ki bana ya da yerliydi. Hem yerli olsun. Hem lider karakterli olsun. Hem belirli bir kalitede olsun. Hem hedefi olsun. Hem bir tarafımıza kaçmasın. Maliyeti. Bu adamı getirin. Şimdi Galatasaray alabilir mi? Allah Galatasaray'da orada bir dünya adam var. Daha Nelson'la problem mi? meşhurlar ki Nelson bence dünkü maçta iyi oynadı. Valla Nelson'u ben çok beğenmiyorum ama bu Victor Nelson Galatasaray'daki bir bizim Cornelius'a karşı iyi oynamıştı. 2-1 kazandığımız maçta. Bir de dün Ceko'ya karşı iyi oynadı. Eleman garip ama ben beğenmiyorum. Bana güven vermiyor yani. Yani 10 milyon lira vermem Nelson'a. 4 milyon euro veririm. 10 milyon euro vermem. 15 vermem. Hadi tamam çok 4 demeyeyim. 6 veririm. Ben Trabzonspor'a istemem de. Avrupalı kulüp olsa maksimum. Bana o kadar şey gelmiyor. Çünkü daha bir son sence 8 milyon euroya alınmış. Ne yani Nelson 15 milyon euro mu vereceğim? Yok. Abdülkerim iyi, iyi çocuk. Yani Abdülkerim'in sol stoperde de Galatasaray'ın öyle bir ihtiyacı yok. Fenerbahçe'ye baktığında iki tane yatırım yaptığın stoper var. E geride Samet var. Serdar var. O var. Bu var. E bir de yani tamam Fenerbahçe camiasını yakın çağlar ama hiç, hiç, ne bileyim bana ne ya çekip alacaksınız zaten onu ben mi düşüneyim. Ben öneri olarak söylüyorum. Yani. Kaç dakika oldu ya biraz uzun oldu. 16 dakika olmuş yuh. Şimdi gelelim Abdülkadir Ömür konusuna. Ömürle bakayı bir arada konuştur konuşayım da video hızlı bitsin. Ömür ödül almış, Vallahi ödül komik geliyor bana. Yani üzerine de çok konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Ömür beni üzüyorsun, taraftarlarını üzüyorsun. Böyle olmuyor. Evet, sadece suç senin değil, suç Abdullah hocanın ama maalesef net bir Lise döneminde de top oynamak yerine hocayı yemekle uğraştın. Artık seni savunamıyorum. Yani sana gizli gizli deniyorum. Kimseye fikirlerimi dile getirmeden hala sana inandığımı bil. Ama beni rezil ediyorsun. Yani beni rezil etmen önemli değil. Kendini rezil oluyorsun. Düzeltmen gerekiyor. Bu herhalde ödül de tersten 10 numara ödülü. Bunu da anlamış değilim. Bakırsız gitse bile 10 numarada sana güvenmiyorum. Kimse de güvenmemeli. Galiba bir şekilde ömürü biz kiralık miralık yollamalıyız. Bir 6 ay. Çünkü olacak gibi değil bu. Ee, olur böyle yani kopuşlar. Sonra toparlanmalar olur. Bunun dünya üzerinde çok örneği vardır. Ee, yani Ozan Tufan Fenerbahçe'de olmadı. Alanya'ya gitti. Sonra oldu. Sonra tekrar Watford'a gitti. Geri geldi. Olmadı. Adam şimdi ee, şeyde, City'de mutlu. Para da kazandırdı. İşte ne bileyim bak Yunus Akgün Galatasaray'da olmadı ama Leicester'a gitti. 10 kağıda gitti. 10, 10 milyon iyi para. Ya e sen de böyle bir şey olabilir. Kiralık, miralık böyle bir şey yapabiliriz. Çünkü olmuyor. Yani ne bileyim ya da bak ben sol bek fikrini iki sene önce demiştim ömür sol bek fikrini. Geçen gene tekrar dedim. Ne bileyim yani Ömürden Ferdi Kadıoğlu gibi ya da ne bileyim şey gibi Barış Alper gibi sol bek mi yaratalım? Sağ bek mi yaratalım? Bilmiyorum vallahi. Olmuyor Ömür ama yani. Olmuyor. Çok düz oyuncuya döndün. Çok düz oyuncuya döndün. İkili mücadeleyi senden daha iyi yapan vardı zaten. Bize 3. bölgede sorumluluk gerekiyor. Bakasitas konusunda şöyle toparlayayım. Bakasitas bence bir takımla anlaştı. Bir Ertuğrul Doğan dedi ya Bakasitas şampiyonla oynamak isteyen bir takımda oynamak istiyor. Başkan sen bunu diyemezsin. Sen gereğini yaparsın. Eğer sana oyuncu bunu diyorsa bir diyeceksin ki ne demek ya şampiyonla oynayan takımda oynamak istiyorum. Trabzonspor her sene şampiyonla oynar. Bunu duyuyorsa ne yapacaksın biliyor musun? Ee, kulübün açıklama yapacaksın siteden. Ee, oyuncumuz Anadolu'nun Bakasatası'la Bakasatası sezonun sonuna kadar kadro dışı bırakmaktayız. Ne demek ya? Şampiyonla oynayan bir takımda oynamak istiyor. Bunu yapmıyorsan ya sen basiretsizsin. Bu doğru değilsen yalancısın. Bak çok net konuşuyorum. Neymiş? Akasetas şampiyonla oynaya, oynam oynayan bir takımda oynamak istiyor. Kardeşim. Bakacım. ya bunu nacizane yapıyorum yani. Bir kimseye şey yapmak değil. Eğer senin Trabzonspor almasaydı İstanbul takımlarında hiçbir şey olamayacaktın. Tamam mı? Bu bir. Bu bir. Bu takım hepsinin üzerine kuruldu. Bu iki. Ee, çok merak ediyorum. Bundan sonraki şampiyonla oynayacağın takım hangi takım? Bunlar tabi bunu dediysen. Bunu deyip de seni kadro dışı bırakmayan yönetim ve hocaya da ben diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü artık zaten oyunda yani oyunun içinde top bizdeyken evet problemler vardı. Top rakipteyken zaten problemler hep vardı. Artık top bizdeyken de yani oyunun güzelleştirmesine hiç katkı sağlamıyorsun. E şimdi seneye benli olmayacak bir oyuncu Sırf istatistik kasmak için ben niye yerimi doldurayım? Bırakalım kardeşi. Hem yani en, en kötü yani şey yapalım. Mendi Berat. Bak, şu olabilir ha. Ben şuna fitim. Mendi Berat. Önde de Pepe Vişça Trezege. Santrofor'da da onu açıyor. Mendi Berat. Tamam hocam. Ab Abdullah hocam. Nalit olsun. Mendy stoper tamam mı? Mendy stoper. Berat Ömür. Ama on numarada Pepe ya da işte Pepe olsun. Gene olmuyor da hadi bak senin güzel hatrın için Mendy'yi stoper koydum. Berat Ömür. Kili yaparım. Tamam mı? Önde Rezege, Pepe, Vişça. Yani hoca sol solda yönetiyorum. Ben Pepe'yi on numara düşünüyorum. Döndürürüz. Hocaya göre bu yanlış anlamayın. Bana kalsa Mendi, Berat ön taraf Trezege Vişça, Pepe Niye zaman kaybedeyim? Bu Pepe de oynamayacaksa bu Pepe de oynamayacaksa ne yapalım? Galıyoruz gene. Yine Mendi Berat Ömür olsun. gene Evet. Çok konuştuk. Sizleri seviyorum. Yoruldum. Allah'a emanet olun. Ee, beğeni atın ki videoyu geç saatte atıyorum. Gün içinde de izlensin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.